在的窗口。Başkanımız Sayın Tahir Ötegen'in işlerinden dolayı yurt dışında olmasından dolayı aramızda bulunmamaktadır. Ben Zekeriya Demiral, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı olarak hepinizi selamlıyor ve başkanımızın selamını iletiyorum. Hoş geldiniz. 8 ay kış mevsimi yaşayan Kars'ımızın iklimi soğuk olmasına rağmen şehrimizin insanlarının sıcakkanlılığını bu andan itibaren hissedeceğinizden eminim. Ekonomisinin büyük bir oranı tarım ve hayvancılığa dayalı olan şehrimizin mevsimsel kış şartlarının ağır olmasına rağmen bunu avantaja dönüştürecek inanç turizmi, kış turizmi ve kültür turizmi gibi girişimleri de vardır. Ve bunları kendi gezi turunuzda da göreceksiniz sevgili misafirler. Son olarak Denizli Sanayi Odası üyeleri ve Kars Ticaret Sanayi Odası üyeleri ile birlikte Kars'ta yapılabilecek potansiyel iş olanakları ve yatırımları konusunda birlikte çalışmayı umuyor ve hepinize odamız ve başkanımız adına saygılarımızı sunuyorum. Hoş geldiniz. Sözü sevgili başkanıma bırakıyorum. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Herkese merhaba. Ben Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeciyim. Aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde Sanayi Konsey Başkan Yardımcısıyım. Yüksek Koordinasyon Kurul yönetimindeyim. Ve aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin özellikle sahip olduğu banka gibi çalıştığı, ortaklık yapan, risk sermayesi olan KOBİ girişimin de yönetim kurulu başkanıyım. Biz Denizli'den buraya sanayi odamız ve yönetim kurulumuz ve meclisimiz olarak ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretimizin en önemli sebeplerinden birisi özellikle en uzak mesafedeki beldemizi ve odamızı ve oradaki siz dostlarımızı ziyaret etmek, sizlerle tanışmak ve sizlerle tanışıklığımızı gelecekte imkan dahiline sokabileceğimiz iş birleşimi paylaşımlarını yapabilmek için buralara kadar geldik. En önemli duygumuz her şeyden önce sizlerle tanışıp dostluğumuzu geliştirmek ve dolayısıyla sizlerinle Batı'da Denizli kentinde bir dostlarımızın olduğu, bizim de ta uzaklarda Kars'ta bir takım dostlarımızın olduğunu bundan sonra hissedebilmek için ta buralara kadar geldik. Ve buralara gelişimizi yalnız başımıza yapmadık, eşlerimizle de beraber geldik. Ve biz bu gezimizi bundan 2 sene önce aynı şekilde Güneydoğu'ya da yapmıştık. Bütün maksadımız Denizli sizin bildiğiniz gibi bir sanayi kenti. Türkiye'de önemli bir sanayi merkezi. Türkiye'nin ihracatının en çok yapan 8. ili. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa illerini kafadan sayarsanız biz 8. iliz. Dolayısıyla yılda 3 milyar 250 milyon dolar ihracat yapan bir iliz. İlimizin en önemli üretim merkezi sizlerin de bildiğini zannettiğimiz tekstildir. Tekstil, Denizli'nin tarihi bir ürünüdür. Ne kadar tarihi? Milattan önce çevremizdeki tarihi kentlerde bile tekstile ait bir takım eserleri görmekteyiz ve onların kalıntılarıyla tekstile karşı ne kadar yakın olduğumuzu anlamaktayız. Ve özellikle en çok dünyanın giydiği 3 bornozdan 2 tanesini biz yapmaktayız. Dolayısıyla havlularımız, bornozlarımız dünyanın en lüks otellerinde Made in Turkey diye
Denizli havlu ve bornozu adıyla giyilmektedir. Ve bu bizim en önemli gururumuzdur. Ama tabii ki her şeyde olduğu gibi biz tekstilde de ilerliyoruz. Ve özellikle havlu bornozdan sonra ev tekstili dediğimiz tekstilin diğer ürünlerini de Denizli'de en kaliteli şekliyle üretmeye devam ediyoruz. Sonra yılda tekstil ihracatımız var. Denizli'de 630 milyon dolar, 630 tane tekstil işletmesi olan fabrikalarımız var. Ve tekstilin dışında Denizli'de bakır ve enerji kabloları, mermer büyük sanayi olarak göstermektedir. Denizli'nin sanayinin dışında Denizli gerçekten ilginç bir kenttir. Çünkü Akdeniz iklimi taşıdığı için devamlı yani bizde kar istisnai yağar. Sizin Kars'ta bittiği gibi değil. Tesadüfen yağan kardan biz mutlu oluruz. Dolayısıyla bizim çevremizde 7 tane kullanıyoruz. Ve aynı zamanda bu sıcak su ve buhardan da aynı zamanda otellerimizde sıcak su olarak turistlerin Denizli böyle bir kent. Denizli insanı sıcaktır. Denizli insanı dostluğu, arkadaşlığı sever. Ben şimdi kendilerini tanıtmalarını isteyeceğim. Kendileri isimlerini söyledikten sonra varsa onlarla sizi tanıştıralım. Bunun dışında şunu ifade edebilirim ki bir gün eğer Kars olarak, Kars Ticaret ve Sanayi Odası olarak başkanımız şanslıydı bugün yok ama bir gün Denizli'ye bir tur, bir sefer size düzenlerseniz yardımcı oluruz. Çünkü üretmek her şeyden önce görmekle başlar. Onun için buharlar vardır. Bir zamanda Denizli'ye de gelirseniz sizlerle birlikte paylaşım içinde olabiliriz. Benim şimdilik söyleyeceğim bu. Ben kendimi bir kez daha tanıtıyorum. Ben Müjdat Keçici. Yaptığım iş bakır. Biz enerji kablolarına, bütün kablo tesisatlarına, kablo fabrikalarına bakır veriyoruz. Dünyanın bütün ülkelerine bu bakırı üreterek satıyoruz. İhracat yapıyoruz. Ve şimdi çok önemli. Yani Kars'ı görmek, Kars'ı yaşamak çok önemli. Yani hepimiz esasında işleri yoğun insanlarız. Ama Kars'a gelmenin de bir iş olduğunu ve sizlerle tanışmanın önemli olduğunu bildiğimiz için buraya geldik. Bilmiyorum, yani biz böyle düşünüyoruz yönetim olarak. Bunu Güneydoğu'ya da gittiğimizde de aynı şeyi söyledik. Çünkü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği zaten bu amaçla zaten biz birbirimizi bu vesileyle tanımamız lazım. Bu vesileyle birbirimizle temelinde misyonunda olduğu gibi iş yapmalıyız. Dostluk kurmalıyız diye düşünüyoruz. Yani yaptığımız işte bu. Sevgili arkadaşlar. Yani benim söylediğim yani işte biz buraya geldik. Bir program yaptığımız, sizler de yaptık, sizler de yardımcı oldunuz. Yani şurada iki gün içerisinde, pazar günü öğleyin ayrılacağız. Yani burada Kars'ı, tabii ki bu kadarlık sürede o kadar tanıyacağız. Ama inşallah ayrı ayrı tekrar geliriz bir takım vesilelerle diye düşünüyoruz. Sevgili başkan, en azından Kars'ın bir temsilcisi gibi olacağız. Beğendim, bir güzel şey var. Kars'ı gördük diyebiliriz. Gördük diyebiliriz. Güzellikleri anlatabiliriz. Duyduklarımızı biz göreceğiz. Gerçekten aynısıysa biz de aynı şeyleri tekrar edeceğiz. İnsanların buraya gelmesi için bir teşvik bile olacaktır. Evet. Ki bu bir küçük bir turizm bile olsa küçük bir hareketlilik de sağlayacaktır. Bir gelmek, ziyaret etmek için. Bu önemli. Bakın bilmiyorum belki sizin odanıza da gelmiş Çanakkale Ticaret Sanayi Odası'ndan bir yazı geldi geçen günü. Onlar bir bina yapmışlar. Diyorlar ki bütün Türkiye'deki odalara eminim başkana gelmiştir veya genel sekreterliğe gelmiştir. Lütfen diyorlar.
bir yönetim kurulu toplantınızı veya bir meclis toplantısını gelin yaptığımız bu binada yapın. Şimdi çok kolay, çok basit esasında bir iş. Çünkü bunu yaptığınız zaman insanlar ne yapacaklar? İşte biz şimdi burada geldik, 30-35 kişiyiz biz. Geldik. Yani bu kış gününde kim gelir karşı diyeceksiniz. Biz geldik. Ama bu felsefeyle kuracağımız veyahut da yapılacak bir takım böyle görüşlerle insanları buraya çekebilmek lazım. İnsanlar mesela ben çok mesela bizim bir arkadaşımız Denizli'den bir avukat arkadaşımız sırtını almış dağa geldi, kayağa geldi. Burası bizim çok arkadaşımızın gelip de kayak yaptığı yer. Dolayısıyla bu ilişkileri, bu özellikleri kurmalıyız ki yani Kars'ın kışın daha aktif, daha turistik, daha çok insanın gelip gittiği yerler haline getirebilmeliyiz. Yani ticaret odasına da, ticaret sanayi odasına da böyle de bir görev düşüyor. Biz de bu görevin içinde görev alalım, düşünürüm. Sağ olun başkanım. Şimdi Sarıkamış'ımız demin Pamukkale'den örnekler verdiniz. Dünyada Alplerden sonra kristal karın olduğu ilk nokta. Çam ve birlikler. Sarıkamış bugün ulaşımı da çok kolay başkanım. Evet. Yani Kars'a uçakla nereden gelseniz 20 dakika ulaşımı. Tabii kış turizmimizin yanında bizim 3 tane kapımız var. Şimdiye kadar Kars Türkiye'nin son ili olarak görüldük. Onun için de bayağı dezavantajlı durumdaydı. Şimdi ise Çıldır Aktaş kapımız, geçen top başkanımız Kars'a geldi, asılışını evet. Yaptı. Basından takip etti. O gün ben tesadüf Rifat Bey'le burada konuştum. Ben burada olduğumu bilmiyordum. Ben Kars'tayım. Yani. Türk Çöl'ü sınır kapımız, Nasivan Dilucu kapımız, gümrük müdürlüğümüz kapalıydı. Tekrar eski konumuna getirildi. Bu üç kapı Kars'a bağlandı. Bununla birlikte Kars-Tiflis Demiryolu projemiz, bu dünya projesi olarak evet. Görüyoruz. İpek yolu. Evet, İpek yolu. Marmaray hattıyla da taşlandırıldı. Yani Pekin'den kalkan bitiren bugün Londra'ya. Kars üzerinden gidecek. Kars'ta ilk şehir konumuna geliyor. Onun için Kars'ta lojistik merkezi yapılmaktadır. Bununla da ilgili bir çalışmalarınız ilgi alanınıza girirse böyle bir çalışmalarda ortak yapabiliriz. Vallahi işte siz rapor depoları, lojistik yani siz, depolar. Siz açıldıkça siz derdini söylemeyen derman bulamaz. Ağlamayan çocuğa meme vermezler. Laf çok. Evet. Değil mi? Ama paylaşmak lazım. Yani kendinizi anlatmanız lazım. Yani çare esasında dünyaya açılmak. Artık Kars mahkus talihini yenmedi dediğim gibi. Daha çünkü Kars yani medeniyet görmüş bir yer. Eski medeniyetlerde yani önemli yer tarih teşkil etmiş bir belde. Öyle tesadüfen bir bölge değil. Çok stratejik bir bölge. Dolayısıyla siz de Karslar olarak yani gerçekten yani benim gördüğüm ben hep zaten öyle karar vermiştik. Gerçekten sizler de yani bu bölgede değişik insanlarsınız. Ben öyle görüyorum. Bilmiyorum. Soracak sorunuz var mı? Ben meclis başkan arkadaşımıza bir şey hayvancılık değiştik aletini söylemiştim. Evet. Biz batıda olduğum için bizde pek hayvancılık ön planı değil. Sizde var mı benim bir müşterim? Orhan Hanım. Evet. Geldi. Çok evet. Şimdi bundan 15 yıl önce de televizyonda bir programda Van şehrinin de hayvancılıkla ilgili fevkalade bir ön planlı olduğunu oranın yetkili arkadaşlar ifade ediyorlardı. Ancak o ifadenin içerisinde yeteri kadar hayvancılığın doğuda ele alınmadığını ifade eden cümleler kullandı. Benim de ilgime çekti. Nedir? Yani doğudaki hayvancılığın batı tarafından görünüşünün bize göre baktığımızda sanki atıl kalmış bir konum gibi. Yok oluyor bir şey. Evet. Öyle bir hissiyat uyandı. Bunu biraz bize açar mısınız? Yani gerçek olarak sizin gerçek işi yapan bir arkadaş olarak hayvancılığın Türkiye'de nasıl ön plana çıkması gerektiğini bizler, biz iş adamları nasıl algılayabiliriz? Buyurun. Şimdi
Yani burada Kars'ta o kadar hayvan var ki 2 tane Türkiye'ye yetecek kadar hayvan var. Ya ne yazık ki ithal hayvan geliyor Türkiye'ye. Bu darbeyi vurdu. Adam ineğini 2,5 milyara satıyordu. Şimdi bir inek 1 milyar. 1 milyara satıyor. Ve sizi para kazanamıyor. İtalyalı'ndan dolayı. Politikadan mı kaynaklı? Politikadan biraz evet, kaynaklı. Yanlış politik. Yanlış duyuyor musun? İki Türkiye'ye yetecek kadar hayvan var. Aynen öyle, aynen öyle. Kars'ta, Ardahan'da, Erzurum'da, Ağrı'da çok hayvan var. Aşırı derece hayvan var. Bunun yanında ithal hayvan geliyor. Yani hiç tahsil değerlenmiyor. Bununla ilgili buradan herhalde milletvekili arkadaşlar. Çektik mi? Dur çekemedik. Dur, fotoğraf çekemedik. Dur. Gördüğünüz mimari başkanım. Bu binanın yerde tavan yüksekliği 4 metreden aşağı olur. Bu lütfen bu yerde tavan yüksekliği bu bizim borlozumuz yani çok sağ olsun bize çok araç var. Çok sağ olun teşekkür ederim. Şöbelerin 5 1 metre yerde tavan yüksekliği 4 metreden aşağı olmamakta. Birbirine iç içe açılan odalardan oluşuyor. Bu da peş diye adlandırılan Rusya'da gelen şömine tarzı duvar içerisinde yürütülen ateş kanallarıyla peki o ne yansınıyor? Odun kurtarma şansı da var. Şömine kurtarma şansı da var. Haydi bakalım biz. Haydi valiye. Öyle alırız ya. Damadı. Evet Sayın Valim. Denizli'den yani denizli kokuları getirdik. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Tabii benim deniz dostumu biliyorsunuz. Biliyoruz. Eniştemizden. Eniştemiz diye. Yani sizi tabii denizler eniştelerini daha çok severlermiş. Öyle. Enişteyle hükümete karşı geldiler. Enişteyle hükümete karşı. Enişte damat da devletin de kolu. Enişte. Enişte aynı. Özellikle Sayın Muhalimizin de selamları var. Ben programda niyetlendi. Ancak yarın tabii daha önceden Avrupa Bakanı falan gelecek yarın dedi. Yani kısıtladılar. Yoksa niyetliydi gelmiyordu bizimle. Vallahi biz de gezer. Biz zaman zaman geçen bayramda da Sayın Muhalimizi seviyoruz. Evet. Biz de çok seviyoruz. Yani abimiz de büyüyor. Evet, biz hatta yani açıkça gidiyor. Yani iyi insan, çalışan insan, gayretli insan. Kimse bize ne derse desin yani. Ben de iyi insanım.